gündemine düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuldu. Biz de şimdi bu konuyu konuşacağız. Yanımızda çok değerli yayın konuğumuz, Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Sayın Ziya Sözen var. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. İki kardeşimiz hain terör örgütü PKK'nın tuzağı sonucu hayatını kaybetti. Sizler neler düşünüyorsunuz? Tunceli Ovacık kırsalında meydana gelen hadisede hayatını kaybeden Ayaz ve Nüpelda kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hain, alçak PKK terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum, telin ediyorum. Malumunuz bu olay sadece ailemizin yüreğini dağlamamış, bütün Türkiye'nin, hepimizin yüreğini derinden sarsmıştır, bizi üzmüştür, bizi incitmiştir. Bu PKK terör örgütünün insanlığa karşı işlediği en büyük suçlardandır. Bir çocuğun öldürülmesi için hiçbir gerekçe ortada yokken tek suçu insan olmak, tek suçu çocuk olmak olan bu gencecik kardeşlerimizin şehit edilmesi bizleri derinden yaralamıştır. Ama bu olay gösteriyor ki PKK terör örgütünün geçmişten bu yana çocuklarımıza karşı yaptığı katliamların ne ilki inşallah sonuncusu olur diye temenni edelim. Doğu ve Güneydoğu'da sürekli dolaştığımızda, gezdiğimizde orada birçok şehitler anıtında henüz isimleri konulmamış, sadece soyadlarıyla şehitler anıtlarında yer alan bebek katliamlarına şahit oluyoruz. PKK terör örgütü daha önce Hakkari'de, gene Diyarbakır'da tek suçu et dağıtmak olan Yasin Börü kardeşimizi, daha ismini sayamadığımız Ceylan kardeşlerimiz, bir sürü kardeşimiz PKK terör örgütü tarafından şehit edildi, katledildi. Bu katliamlar yapılırken bizi en az bu katliamlar kadar üzen bir diğer hadise de sözde insan hakları, demokrasi, evrensel değerler gibi tertemiz isimleri kullanan sözde sivil toplum örgütleri maalesef bu olaylara sessiz kalmaktadırlar. Gerekli tepkiyi gösterememektedirler. Gene bu olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine son iki günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeyken HDP'nin üst düzey yöneticiler nezdinde hiçbir şekilde bu olaya tepki göstermemesi ve geçmişten bu yana PKK'nın işlediği bütün katliamlara sessiz seyirci kalması, tabiri caizse alttan alttan desteklemesi PKK'yı cesaretlendirmektedirler. PKK'nın bu olayları yapmasının temelinde bir niyet, diğer nedense malumunuz 2016 yılında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'ya çok büyük ağır darbeler vuruluyor, vurulmaktadır. Şu anda PKK terör örgütü sayısal olarak tabiri caizse son günlerini yaşamaktadır ve kaçacak delik aramaktadırlar. Ordumuzun, askerimizin, güvenlik korucumuzun karşısına çıkma cesaretini gösteremeyen PKK terör örgütü bu tür sansasyonel olayları yaparak hayatta olduğunu, ayakta olduğunu aslında medyaya ve dünya kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mesaj vermeye çalışıyor. Oysa PKK bana göre çocukları katlediyorsa bu bitmişliğin, tükenmişliğin, çaresizliğin ifadesidir. PKK ne yaparsa yapsın Türk Silahlı Kuvvetleri onların ensesinden inmeyecek ve onları inşallah inlerinde etkisiz hale getirecektir. Bu çocuklarımızı katledenlerin de inlerinde en kısa sürede etkisiz hale getireceğine olan inancımız tamdır. Ben bu olayların gerçekten de çok büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Çocukları katletmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Hepimizin çocukları var. O çocuklar daha hayatların baharında cıvıl cıvıl neşeli bir şekilde hayata tutunmaya çalışırken hayatın baharında onları hayattan koparmak insanlık dışı, çağ dışı bir eylemdir, çağ dışı bir yaklaşımdır. Bu nedenle ben bu olayları gerçekleştiren PKK terör örgütünü lanetliyorum. Onlara destek verenleri de bir kez daha kınıyorum. Temennimiz ve dileğimiz inşallah bu çocuk katliamlarının sonuncusu olur. Efendim çok teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz için. Yayın konuğumuz Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Sayın Ziya Sözen, terör örgütünün yaptığı katliamları, iki kardeşimizin hayatını kaybettiği olayı ve HDP'nin bu konuya ilişkin sessizliğini yorumladı diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.